Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sunar. tulukitap.com Efendim Şirin. Canım benim, ne oldu sana? Bilmiyorum ya, biraz bugün böyle keyifsizim. Aa, bakayım, evet. Yüzüne sık senin ya. Evet biraz. Aa, canım ablam, canım ablam. Ne yapsak seni güldürmek, neşelendirmek için ne yapsak acaba? Dur, sana şeker vereyim mi abla? Oruçluyum ya zaten, yiyeyim. Aa, doğru. İftarda veririm. Hurma, cık, hurma. Cık. Allah Allah. Sağ ol. Abla sana şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. O da ama seni neşelendirmedi bu fikirde. Buldum. Abla. Ne buldun? Biliyor musun, ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladım. Ya çok sevindim. Bakın güldü. Dur, iyi gidiyoruz o zaman. Abla. Ben teravih'e gittim, biliyor musun? Ya aferin sana Şirin. Yaşasın. Abla. Efendim. Ben namaza başladım. Gerçekten mi? Evet tabii ki. Ya bak buna sevindim işte. Yaşasın be, Allah şükürler olsun, yüzünü güldürdük. Nasıl hissettiriyor sana namaz kılmak? Öyle huzurlu, öyle güzel ki anlatamam ya. Ben de zaten bunu fark etmek için sana şaka yapmıştım. Bak sen şu işe ya canım ablam. Evet, selamünaleyküm çocuklar. Aleykümselam. Sen de çocuksun, doğru selamı alabilirsin tabii. Yani. Tabii ki de. Zaten selam boşta bırakılmaz. Tabii. Bugünün konusu namaz Şirin. Elhamdülillah. Namaz işte bizim öyle yüzümüze sıkken diye bizi mutlu eder Allah'ın izniyle. Açalım mı kutuyu? Hadi yap bakalım. Açalım. Aç bakalım. Az önceki gibi yap işte. Beni nasıl mutlu etti? Ay, beni bakalım de çok. Bakalım mı peygamberimiz ne demiş Aleyhisselatü Vesselam? Canım benim ne demiş bugün? Allah katında en hayırlı amel, yani Allah'ın en sevdiği amel, iş, vaktinde kılınan namazdır. Vay! Elhamdülillah. Evet. Kılarım ben de o zaman her vakit. Allah biz namaz kıldığımızda çok hoşnut oluyor yani. Elhamdülillah. Evet. Sen de çok mutlu oluyor musun namaz kılınca? Çok mutlu oluyorum tabii. Ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü bir de namaz kılarken biz Allah'ın sözlerini okuyoruz ya. Evet. O yüzden de çok mutlu oluyoruz. Çok iyiymiş. Hadi o zaman gel Allah'ın sözlerine yine kadak verelim. Tamam, hadi dinleyelim. Hadi bakalım dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ellezine amenu ve amilus salihati tuba lehum ve husnu meab. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
Sadakallahü'l-Azim. Şirin. Efendim canımın içi. Biliyor musun az önceki abinin okuduğu ayet-i kerime de Allah Teala bize ne söylüyor? Oo, çok merak ediyorum ya. Söyleyeyim mi? Hadi söyle. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Kalbim. Evet. İşte dua ederek, namaz kılarak kalbimiz gerçekten de rahatlıyor. Değil mi? Evet, onun buna ihtiyacı var. Evet ablacığım. Evet. Yani kalbimizin, aklımızın güzelliklere, iyiliklere, bilgilere de ihtiyacı var. Evet, ben de öyle düşünüyorum. O zaman diyorum ki, hadi atla peşime gidelim. Hemen atlarım, gelirim. İnsan bir nereye gideceğiz diye sorar ya. Olsun, sen nereye ben oraya tutunum. Tosunum. Çok teşekkür ederim Şirin'cim. Abdülkerim abin nereye götürüyorsa oraya gideceğiz bugün. Evet tamam, onda da gidelim. Tamam, geçen sefer Maldivlere gitmiştik. Bakalım bu sefer yine nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kardeş coğrafyaların yeni bölümüne hoş geldin. Bugün seni öyle bir yere götüreceğim ki eminim daha önce bu yerin ismini duymadın. Evet, seni Komorlar Federal İslam Cumhuriyeti'ne götüreceğim. Daha önce duydun mu? Tabii ki de hayır. Ben de yeni duymuş sayılırım. Komorlar Federal İslam Cumhuriyeti 4 adadan oluşan bir ülkedir ve Afrika kıtasına bağlı bir ülke. Peki Komorlara gittiğinde nereleri gezebilirim, nereleri görebilirim diyorsan işte devasa kaplumbağalar, baobab ağaçları, yarasalar ve su püskürten balinalar görmek istiyorsan muhakkak Muheli Adası'na uğraman gerekiyor. Hazır Komorlara gitmişken sevdiklerine de hediye almak istersin değil mi? İşte onları almak için seni Volo Volo Pazarı'na davet ediyorum. İsmi çok güzel değil mi? Volo Volo Pazarı. Bu arada Komorlar İslam Cumhuriyeti olduğunu söyledik değil mi? Haliyle burada çok cami var ama aralarında gitmeni isteyeceğim çok güzel, ilginç bir minaresi olan bir cami var. İşte o cami Eski Cuma Camii. Bu caminin manzarası çok güzel ve deniz kenarında inşa edilmiş. Ama sakın namaz kılarken şöyle bir manzaraya bakayım değil mi? Neden? Çünkü namaz kılarken secde yerine bakmamız gerekiyor değil mi? Evet. Komorlara giderken eğer Türkiye'deki hava şartlarına göre kıyafetlerini alırsan çok yanılırsın. Çünkü Komorlar'da Temmuz ve Ağustos ayları çok serin geçer, Şubat ve Mart ayları ise sıcak geçiyor. Eğer Türkiye'deki hava durumuna göre alırsan sıcak güneşin altında montla bulursun kendini. Bu arada Batılılar Komor Adaları'na parfüm adalar diyorlar. Nedenini biliyor musun? Çünkü bu adada çok güzel kokulu çiçekler yetişiyor. Onların arasında ilang ilang çiçeği. Daha önce bu ismi duydun mu? Çok güzel değil mi? İlang ilang çiçeği. Evet, bunun yanında vanilya, tarçın, yasemin, hanımeli, orkide ve gardenya çiçekleri var. Ve gerçekten muazzam kokuyorlar. Peki, daha önce Madagaskar çizgi filmini izledin mi? Evet, hatırlıyorsan orada bir tane hayvan vardı küçücük eğlenceli. I like to move it, move it diyor, hatırladın mı? İşte o hayvan bir kuyruk süren makisi. Bu adalarda bunlardan bol bol görebilirsin. Evet, gelelim Komorluların İslam'la nasıl tanıştıkları. Derler ki zamanında iki tane Komorlu Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmişler. Bu esnada orada Müslüman oldular ve kendi ülkelerine geri geldiklerinde İslam'ı anlattılar. İşte bu şekilde zaman içerisinde tüccar olarak gelen Araplar ve denizciler de İslam'ı anlatmışlar. Çok ilginç değil mi? Bu arada denizci demişken sana birinden bahsetmek istiyorum. Piri Reis. Daha önce duydun mu Piri Reis'i? O bir Türk. Bir Türk dünyayı gezmiş ve çok gizemli haritaları çizmiş bir denizci. Peki Piri Reis'in Komorlarla ne bağlantısı var dersen, Piri Reis gezdiği bu yerlerin hayvanlarını da çizmişler. İşte Piri Reis'in o gizemli haritalarında Komorların da hayvanları yer alıyor. Bu arada bu videoyu izledikten sonra Piri Reis'in gizemli haritalarını da araştırmanı isterim, tamam mı? Komorlarda Ramazan nasıl mı geçiyor?
Haliyle her tarafta su olduğu için her tarafta sahil var demek. Onlar da iftar vaktinde sahile giderler ve davul çalarlar. Geceleri de meşaleleri yakarlar ve sahura kadar dualar eşliğinde çok güzel vakit geçirirler. Orada olmak istemez miydin? Evet, bu bölümün sonuna geldik ama seni çok daha farklı ülkelere götüreceğim. Ama unutma, Piri Reis'in gizlemi haritaları araştıracaksın değil mi? O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hayırlı Ramazanlar. Şirin? Efendim? Ya yine ne yaptın? Ne? Bu şapka ne? Ben de Piri Reis olacağım tabii. Baksana neyim eksik benim? İnşallah sen de Piri Reis gibi çok güzel bir denizci olursun. Amin. Şey. Hem biliyor musun haritada çizebiliyorum ben. Gerçekten mi? Tabii. Dünyada güzel resimlerini yapıyorum. Üstüne hayvan resimleri de çizersin. Çizerim tabii. Ama biliyor musun Piri Reis'in haritasında insanların hala sırrını çözemediği şifreler varmış. Gerçekten mi? Gerçekten. Aa, şifreli gizli işler yapmış. O zaman ben de öyle haritaya şifreler saklarım. Ya şifreler mifreler deyince de çocukların kalbine giden yolların şifrelerini bilen birisi geliyor aklıma. Ay kim acaba? Böyle turuncu turuncu saçları falan var. Benim benim de saçlarım turuncu. Hadi ya benim işte ben. Tamam sen de biliyorsun ama. Tamam. O gönüllerin fatihi. Aa. Çocukların bir numaralı. Abisi mi? Evet tabii ki de. Sertaç abi. Hadi o zaman bakalım bugün neler anlatacak bize. İzleyelim. İzleyelim. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle beraber benim Ramazan'ımda 4. iftar çalıştayız. Ramazan kombosunda 4'te 4 yapanlar hemen videoya aşağıdan bir like atsınlar. Görelim adamlar kaç kişi devam ediyor. Şimdi bugün biraz delikanlı gibi konuşalım. Sanal dünyada gır gır şamata takılıyoruz. Her ne kadar size tavsiye etmesem de yani. PUBG'de bir maç atıyorsun yarım saat. Roblox'ta bir el atıyorsun en az 20 dakika abicim. Minecraft'ta bir bedbas kapışıyorsun 25 dakika. Veya YouTube'da bir video açtın diyelim en az 10-15 dakika izliyorsun abi. Yani sanal dünyada epey takılıyoruz ve buna vakit bulabiliyoruz. Peki gerçek hayatta ne yapıyoruz? Bir saklambaç oynuyorsun arkadaşlarınla en az yarım saat. Kankalarla bir mahalle maçı çeviriyorsun abi bir saat de o sürüyor. Ortamını bulunca bir muhabbet akıyor abi en az 2 saat gırgır şamata gidiyor. Yani gerçek hayatta da epey vakit harcayabiliyoruz. Bu eğlenceye de vakit bulabiliyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu sanal ve gerçeğin haricinde bir dünyamız daha var kardeşim. Adı manevi dünyamız. Her şeye zaman buluyoruz ya. Bu manevi dünyamıza da vakit ayırmamız lazım. Nasıl yani? Mesela namaz kılmak. Sanalda ve gerçekte bize bu kadar eğlenceyi hediye eden Rabbimize, Brawl Stars'ta bir maç atma süresi kadar vaktimizi alacak olan namazımızı da kılacağız kardeşim. Çünkü neden? Namaz kılmak Rabbimize bir teşekkür etmek, bir şükretmektir abi. Biz adamlar dibine kadar eğlenmesini de biliriz, Rabbimize ibadet etmesini de biliriz abi. Yani biz adamlar Müslümana yakışır şekilde hareket ederiz. Yarın Ramazan kombomuzun 5. günündeyiz kardeşim. Sahura kalkmak için alarmlarınızı şimdiden kurun. Yarınki bölümde görüşmek üzere cümleten Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Şirin. Efendim canım. Sertaç abi yine güzel şeyler anlattı bize değil evet, mi? Evet maşallah. Her zaman böyle yapıyor işte. Evet. Şimdi Ebu Bekir abine gidelim mi? Haydi gidelim. Bugün okulda. Çocuklara sorular sormuş yine. Aa güzel sorular soruyor. Ben bir tanesini sana sorayım mı? Aha yapar mısın gerçekten? Bak ben bu soruyu çok seviyorum. Hadi bakalım. Ramazan'da oruç tutarız ya. Tamam. Hiçbir şey yiyip yutmayız. Yok hayır. Ama bir şey yutmak gerekir. Aa bir dakika ne yersek yiyelim orucumuz bozulur. Ama işte bunu yutman gerekir. O zaman sakız. Hayır sakız yutmamalısın canım. Bu belki de yenilecek bir şey değildir. Aa öyle mi? Yani mideyle yenilecek bir şey değildir. Hava. Akılla yenilecek bir şeydir belki. Hava yutarsan orucun bozulmaz zaten. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Doğru söyledin yani ama öyle bir şey de değil. O zaman neymiş neymiş söyle deneyim. Belki çocuklar bilmiştir. Ya bildiniz mi ya? Hadi onlara kulak verelim o zaman. Hadi bakalım. Tamam. Yetişkinlerin bilmekte çok zorlandığı o soruyu soracağız. Ramazan'da hiçbir şey yemeyiz ama bir şey yutmamız gerekiyor. Cevabı çocuklara soracağız. Haydi gelin başlayalım. Muhammed Saşim, Ramazan'da biliyorsun oruçluyken hiçbir şey yiyip içmiyoruz değil mi? Evet. Ama bir şey var ki onu Ramazan'da yutmamız lazım. Nedir sence bu? Hmm.
Şimdi Ramazan'da biliyorsun insanlar oruç tutarken böyle sinirli olur değil mi? Ama Ramazan'da aynı zamanda iyi de davranmamız lazım insanlara. O zaman neyi yutmamız lazım? Neyi bir şeyi ortadan kaldırmamız lazım? Ne o? Kötülük. Öfke değil mi? Peki sen oruç tutarken böyle sinirlendiğinde ne yapıyorsun? Öfkeni tutabilir misin? Yok tutamam. Valla ne yapıyorsun mesela? Sinirleniyorum. Etrafı yakıp yıkıyor musun? Yok. Ne yapıyorsun? Bağırabiliyorum. Ramazan'da biliyorsun hiçbir şey yemememiz lazım değil mi? Evet. Ama bir şeyi yutmamız lazım. Nedir bu? İlaç mı? Hayır. Şimdi dedik ki iyi şeyler yapmamız lazım. O zaman öfkeyi yutmamız lazım değil mi? Evet. Öfkeli davranmamamız lazım. Evet. Oruçluyken herkes sinirlenebiliyor çünkü. Evet. Peki sen öfkeni kontrol edebiliyor musun oruçluyken? Bazen. Kontrol edemediğinde ne oluyor? Edemediğimde deliriyorum. Hocam burada bir arkadaşımız var. O da benim gibi. Vallahi. Hocam hala laf ediyor bana. Ramazan'da biliyorsun hiçbir şey yemiyoruz. Ama bir şey yutmamız lazım. Nedir o? Tükürük. Tükürük. Tamam, tükürüğü de yutmamız lazım. Böyle sinirleniyor musun hiç oruçluyken falan? Böyle sinirlenen insanlar oluyor. Görüyor musun? Evet. Tamam, o zaman öfkeyi yutmamız lazım değil mi? Evet. Peki sen öfkelendin mesela, oruçlusun tamam mı? Açık konuş benimle, ne yaparsın? Sinirlendin, kardeşin yaramazlık yapıyor, arkadaşın yaramazlık yapıyor. Ne yaparsın? Onu uyarırım. Uyardın, devam ediyor hala. Annesine falan söylerim. Tamam, bir saçını çeker misin? Yok. Seni sinirlendiren arkadaşının saçını çeker misin? Hayır. Tamam. Evet, Ramazan'da şimdi ağzımızı kapatıyoruz, hiçbir şey yemiyoruz. Ama bir şeyi yutmamız gerekiyor. Sence ne bu? Öfke. Tek de bildi. Tek de bildi. Tebrik eder misin? Arkadaşını bir tokalaşın, bir şey yapın. Tebrikler. Öğretmenim dikkatini öğreteni bize söyledi. Öyle mi? Evet. Önden kopya vermişler. Şimdi oruçlusun. Çok sinirleniyor insan haliyle değil mi? Bir şey yememişsin sabahtan beri. Gözünün önünden çikolatalar geçiyor. Annen yemek yapıyor. Hiçbirini yememişsin. Biraz sinirlisin de yani. Tamam mı? Tam sinirli bir anında birisi geldi. İşte atıyorum kardeşin geldi veya bir başka okulda arkadaşın geldi. Seni sinir etmeye başladı. Tamam mı? Ne yaparsın? Ben kendimi tutarım ve odama kilitlenirim. Aa, güzel bir cevap. Peki sen ne yaparsın? Yani o sırada... Gerçekçi olalım hani. Tamam, gerçek söylüyorum. O sırada yatağıma giderim, otururum, yine gelir. Ondan sonra sinirlenirim, kızarım. Git odamdan derim, beni öyle anlar. Ben de biraz korktum çünkü. O zaman siz oruçluyken çok yaklaşmayayım ben size, öyle mi yapalım? Yani evet, evet. Tamam, teşekkür ederim. Ramazan'da bir şeyi yutmamız gerekiyor ama. Bu ne? Öfke. Herkes biliyor burada. Tamam. Peki şimdi oruçlusun. Dolayısıyla böyle sinirleniyor da insan haliyle. Öfkelisin de tamam mı? Öfkelisin ama oruçlusun da. Ne yaparsın? İlk önce şimdi ben oruçluyum. Sabretmem gerekiyor diye uyarırım. Ondan sonra sabırla beklemeye devam ederim kızmamak için. Ege abi biliyorsun Ramazan'da ağzı kapatıyoruz. Hiçbir şey yemiyoruz değil mi? Evet. Yani sen arada bir kaçamak yapıyorsun. Tamam. Ama Ramazan'da bir şey yutmamız gerekiyor abi. Yani normalde bir şey yiyip içemiyoruz ama bir şey yutmamız lazım. Ne bu? Öfke. Aa, burada herkes biliyor bu sorunun cevabını. Çok güzel. Mesela birisi geldi, uğraşmaya başladı seninle, tamam mı? Ne yaparsın? Bana ama böyle dürüst cevap ver yani. Yani ne yaparım? Oradan uzaklaşırım. Uğraşacak halim yoksa gider hocaya falan söylerim. Tamam. Bir şeyi yutmamız lazım. Bunu buradaki herkes biliyor galiba. Sen de biliyor musun? Nedir? Neyi yutmamız lazım? Sinir. Ramazan'da biliyorsun hiçbir şey yemiyoruz. Ağzımız kapalı yani değil mi? Peki ama bir şeyi yutmamız lazım. Bak yemek yiyemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Bir şey yutmamız lazım. Ne bu? Sinir. Evet abi, burada herkes biliyor bunun cevabını. Sinirli birisi misin peki? Hayır. Değil misin? Ha, çok iyi abi. Tamam, biri geldi böyle başladı seninle uğraşmaya falan. Sinirleniyorsun hadi. Ne yaparsın? Açık söyle. Şimdi o bana çok yaparsa ben onu uyarırım. Ama bayağı yaparsa da öğretmenime söylerim. İşte öyle. Sonra da o da bir daha yapmaz. Şimdi Ramazan'da biliyorsun normalde hiçbir şey yemiyoruz değil mi? Ağzımız kapalı yani. Ama bir şeyi yutman gerekiyor. Sence nedir bu? Bilmem. Böyle şimdi sinirleniyoruz dedin ya. Öfkemizi yutmamız gerekiyor değil mi? Hı hı. Peki sen mesela oruçlusun, sinirleniyorsun da haliyle, yemek yememişsin, kardeşin geliyor sen de işte saçını çekmeye başlıyor, uğraşmaya başlıyor falan. Öfkeni nasıl yutarsın? Odama giderim sessizce. Bir şey yapmam. Hiç mi? Yok. Amine, Ramazan'da biliyorsun hiçbir şey yiyip içmiyoruz oruç tutarken ama bir şeyi yutmamız gerekiyor. Nedir o? İlaç mı? Hayır, öfke. Yani Ramazan'da sinirimizi korumamız lazım değil mi? Evet. Peki sen oruçluyken sinirlendiğinde mesela birisi gelip senin sinirini bozsa ne yapıyorsun? Odama gidiyorum, yastık tekmeliyorum. Öfkenin sinirini ondan mı çıkartıyorsun? Evet. En fazla ayakkabısını çıkartıyorum. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, birbirinden özel eserlerle sizi bekliyor.
Haydi çocuklar, Tulu'nun eğlendiren, öğreten ve hayal kurduran dünyasında buluşalım. www.tulukitap.com Tulu, çocukların yeni yolculuğu. La 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 la. Nerede bu Merve abla? Merve ablacığım. Şirincim. Neredesin sen yahu? Senin nasihatini dinledim. Ne yaptın? Namaz kılıp geldim. Canım benim. Biz de yayına başladık. Tamam pardon, hadi o zaman başlayalım. Abla. Efendim abla. Bir şey soracağım. Şimdi namaza Sor gittiğini bakalım. Söyledin ya. Evet. Benim aklıma takıldı. Ha, ne takıldı yine? Niçin namaz kılıyoruz Merve abla? Sadece iyi hissetmek için mi? Ha, tabii ki bir sürü sebebi var. Neymiş onlar? Anlattım ben sana bunları. Ya. Ama haberin yok. Değil. Çünkü şimdi izleyeceğiz. Hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Esselamünaleyküm canım evlatçım. Şimdi diyorsun ki Merve abla, ailemle namaz kılmak böyle çok hoşuma gidiyor. Teravihe gitmek çok tatlı geliyor. Seviyorum namaz kılmayı ama tam olarak anlayamıyorum. Hele büyüdüğümde de 5 vakit kılmam gerekecek ya. Biz niçin namaz kılıyoruz? Niçin oruç tutuyoruz? Niçin ibadet ediyoruz? Anlatayım sana. Çünkü ihtiyacımız var. Nasıl mı? Yani mesela şu an Ramazan'dayız değil mi? Nelere ihtiyaç duyuyorsun? Su. Kesinlikle. Hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey. Başka? Yağlı pideler, tatlı börekler, çörekler, baklavalar. Allah! Hepsine ihtiyaç duyuyorum. Tabii sebze meyveye de ihtiyaç duyuyorum. Vitamine de ihtiyacımız var. Hele hastalandığımızda doktorlar diyorlar ya vitamini ihmal etme diye. Çünkü bedenimizin bunlara ihtiyacı var. Yani bir C vitamini ihtiyacı içinde Allah çeşit çeşit nimet yaratmış değil mi? Portakal olmadı mı mandalina, o da olmadı avokado, o da olmadı biber, o da olmadı limon. İstediğini ye. Ama biz sadece bedenden ibaret değiliz ki. Bizim bedenimiz olduğu gibi bir de kalbimiz, canımız, ruhumuz var. Onun da ihtiyaçları var. İşte onun ihtiyaçları ibadetler, namaz en başta olmak üzere hepsi. Hatta bunu anlatmıştım Keloğlan masallarıyla. Keloğlan namaz peşinde ve Keloğlan oruç peşinde tam olarak niçin oruç tuttuğumuzu, niçin namaz kıldığımızı anlatıyorlar. Şimdi size anlatacağım yine de. Niçin namaz kılıyoruz? Çünkü birincisi bizim mutluluğa, huzura ihtiyacımız var. Allah-u Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de söylemiş zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur demiş çocuklar. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Aynen öyle. Bunu büyüdükçe daha iyi anlayacaksınız. Kalbiniz o namazı kıldıkça böyle huzurla dolacak. Aynı zamanda namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Nasıl yani Merve abla, böyle etrafımızda bir koruma kalkanı, güç zırhı falan mı oluyor çizgi filmlerdeki gibi? Yani öyle değil de aslında ona benzer bir şey olmuş oluyor. Bak bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim, namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bir kere namaz kılarken zaten kötülük yapamıyorsun. Otomatik olarak orada bir korunmuş oluyorsun. Sonra namazı kıldın bitti. Aklına namazda okudukların gelmeli. Ne söyledin namazda? Ben sana söyleyeyim bir tanesini. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani hamd bütün alemlerin Rabbi olan Allah'adır dedin. Yani dedin ki aslında, ya Rabbi, sınıfta bana biraz gıcıklık yapan arkadaşlarım var ama biliyorum ki onların Rabbi de sensin. O yüzden ben onların bana yaptığı gibi davranmayacağım onlara. Bütün kainattaki varlıklara, dağlara, taşlara, kuşlara, balıklara, hayvanlara, herkese hem de herkese Rabbinin sen olduğunu bilerek güzel davranacağım demiş olur. Bunu hiçbir zaman unutmazsın. Namaz kıldıkça güçlü hissedersin. Tabii oruç tuttukça, namaz kıldıkça böyle insan yenilenmiş gibi olur, şarj edilmiş gibi olur, tazelenmiş gibi olur. Hele bir de cemaatle namaz kılın var ya, uf çocuklar, böyle kat ve kat daha güçlü hissediyorsunuz. Bakıyorsunuz biz ne kadar kalabalığız diyorsunuz, ne güzeliz diyorsunuz. O yüzden mutlaka bunu yapmaya çalışın, tamam mı? Bir de bir şey daha söyleyeyim. Teşekkür etme biçimidir namaz. Yani evet, Allah'a sözlerimizle de teşekkür edebiliriz ama mesela annene resim yaparak teşekkür edersin. İşlerine yardım ederek teşekkür edersin. İşte babana belki bir hediye alarak teşekkür edersin. Belki terliklerini götürerek teşekkür edersin. Allah'a nasıl teşekkür edeceksin? İbadetler teşekkür etmenin bir biçimidir. Şimdi biliyorum hani küçük olduğunuz için, ya bu anlattıkların çok güzel Merve abla. Bazen kılmak da çok keyifli ama o kadar da hani biz senin anlattığın kadar hani huzur, mutluluk kısımlarını tam anlayamıyoruz diyorsanız olabilir. Şimdi daha küçüksünüz. Kıldıkça, büyüdükçe, kıldıkça
iyice namazlardan tat almaya başlayacaksınız. O kadar lezzetli gelecek, o kadar lezzetli gelecek ki size Allah'ın izniyle. Canım çekti. Yani oruçluyken insanın canı baklava börek falan çeker ama benim şu an canım resmen namaz çekti. Vakit namazını kılmıştım ama gideyim bir tane daha namaz kılayım. Gitmeden size de bir görev vereyim. Lütfen bugün herkes akşam namazlarını organize etsin. Cemaat olarak kılın, tamam mı? Ailecek böyle hep beraber namazlarınızı kılın. E bundan sonra da öyle kılın. Ramazan'dan buradan da sevapları kapın. Allah'a emanet olun canım çocuklar. Esselamu aleyküm. Merhaba abla. Efendim Şirin'im. Ben oyuncak robotumu teraviye götüreceğim. Neden? Sen demedin mi namaz kuvvet verir, güç verir diye? Benimkinin de pili bitmiş, şarj olsun diye. Aa Şirin, yani bu öyle bir şarj değil. Şaka ya. Yaptın değil mi? Tamam, şakaydı tabii şaka. Ay çok sevindim bunun şaka olduğuna Şirin'cim. Evet, namaz bizi güçlü hissettirir. Tamam. Ama sen namaz kılan bir oyuncak istiyorsan, hı-hı, Zeynep ablan yapmış zaten. Aa. Evet. Hadi izleyelim bakalım, ben de yaparım. Selamünaleyküm çocuklar. Bugün ne yapacağız bilin bakalım. Size şunu anlatmak istiyorum öncelikle. Küçükken ben ne olmak istiyordum biliyor musunuz? Seccade tasarımcısı. Sürekli kafamda değişik, en neşeli, en çılgın seccadeleri tasarlardım. Evet, büyüdüm. Şimdi öğretmen oldum ama hala seccade tasarlamaktan vazgeçmedim. İşte bugün sizlerle seccade tasarlayacağız. Bakın burada taslaklarımız var. Sizler de dikdörtgen şekilde bir çizim yaparak içerisini istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Şimdi bu seccadelerimizi renklendireceğiz. Haydi başlayalım. En sevdiğiniz renkleri seçin çocuklar. Sizi en huzurlu edecek, en mutlu edecek özellikle en sevdiğiniz renkler olsun. Çünkü namaz kılarken seve seve, isteye isteye bu seccadeleri kullanalım. Şöyle boyayalım. Ben maviyi çok seviyorum mesela. Belki denizin rengi olduğu içindir ya da gökyüzünün rengi olduğu için. Şöyle seccademi renklendiriyorum. Mavinin yanına acaba hangi rengi yapsak? Yeşil olabilir belki. Tamam. Yeşil de dağların, ormanların rengi olarak mavinin yanına. Güzel uyum sağlar bence. Küçükken annem de benim için böyle güzel seccadeler yapardı. Ve ben onun üzerinde namaz kılmaktan çok büyük keyif alırdım. Tabii ki de seccadelerin püskülleri de olur değil mi? Püsküllerini de yapalım. Hatta sevdiğiniz nesneler varsa üzerine onları da yapabilirsiniz. Mesela bu seccadenin üzerine bir balon çizelim. Çocuklar balonları çok sever çünkü. Hatta iki tane balon yapalım şöyle. Şimdi iki tane balonumuz olsun. Evet, bu seccademiz hazır. Şimdi diğerine geçelim. Burada ne kullansak sarıyı kullanabiliriz. Güneşimizin rengi. Aynı zamanda ay ve yıldızlar da sarı görünür. Buradaki yıldızımızı da sarıya boyayalım. Bakalım onu da mor yapalım kenarlarını. Evet, bu seccademizin üzerine de çiçekler yapabiliriz. Kelebekler yapabiliriz. En seveceğimiz nesneleri çizelim üzerine. Evet, yıldızımızı bozmadan ve püsküllerini de unutmayalım tabii ki. Neredeyse çiçekleri çizmeyi unutuyorduk. Onları da ekliyoruz hemen. Onları da pembe yapalım. Kim sevmez ki çiçekli çiçekli, balonlu, rengarenk seccadeler üzerinde namaz kılmayı. Değil mi çocuklar? Yeminim sizler de çok seveceksiniz. Sizler de nelerden hoşlanıyorsanız seccadelerinizi onları çizebilirsiniz. Seccadelerimiz hazır. Şimdi onları da keselim. Peki bu seccadeleri tasarladık ama boş mu kalsın bu seccadeler? Tabii ki de hiçbir seccade boş kalmasın. Hatta camilerimiz de hiç boş kalmasın. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz?
bu seccadelerin üzerinde namaz kılmaları için çocukları da yapalım. Renkli seccadelerimiz hazırlandı. Şimdi çocuklarımıza geldi sıra. Şöyle bir kız görseli ve namaz kılan bir erkek görseli. Onları boyayalım ve seccadelerimizi dolduralım. Haydi başlıyoruz. Çocuğu boyayalım önce. Takkesini ne renk yapalım? Mavi olsun. Evet, şimdi de kazağını boyayalım. Erkek çocuklar ya da yetişkin erkekler namaz kılarken ellerini göbek kısmında birleştirirler çocuklar, biliyorsunuz değil mi? Biraz sonra kız görselini boyarken de kızların nasıl namaz kıldığından bahsederiz. Şimdi pantolonunu da boyayalım. Şimdi çocuğumuzun gözlerini, burnunu, ağzını belirgin bir hale getirelim. Erkek çocuğumuz hazır. Şimdi kıza geldi sıra. Kızın elbisesinde ne renk yapalım? Pembe yapalım. Kızlar da namaz kılarken ellerini göğüs kısmında birleştirirler. Ve uzun kıyafetler, örtüler takarlar. Tıpkı bu görselde gördüğünüz gibi. Hatta namaz kılarken en güzel kıyafetlerimizi, en süslü kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyor. Çünkü Rabbimize en yakın olduğumuz yer neresi? Bilin bakalım. Tabii ki de namaz kıldığımız, dua ettiğimiz anlar. O yüzden daha da özenmeliyiz. Evet, örtümüzü de yapalım. Tamam, şimdi de kalemimizle görselimizi belirginleştirelim. Evet. Kız görselimizi de boyadık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu görselleri ayakta tutacağız, namaz kılacaklar. Resmimizi tamamen kesmeyeceğiz. Sadece kenar kısımlarını bırakacağız arkadaşlar. Kızı çıkardık. Şimdi sıra geldi erkek çocuğumuzla. Tamamdır. Şimdi geldi sıra yapıştırma zamanına. Tersini çevirerek arka kısmını şöyle şu kısmına yapıştırıcı süreceğiz. Ve şöyle yuvarlayarak çocuklar yapıştıracağız. Ve çocuğumuz ayakta duracak. Aynı şekilde kız çocuğumuzun da kenarında bıraktığımız payı yapıştırıcı sürüyoruz ve ne yapıyoruz? Kağıdımızı yuvarlıyoruz ve yapıştırıyoruz. Şimdi de önceden boyadığımız seccadelerimizi ayarlayalım. Hop. Bakın ne kadar güzel oldu. Çocukların sayısını arttırarak cemaat de kurabilirsiniz. Beyler en öne, hanımlar ve çocuklar arka kısma olmak üzere bir cemaat oluşturabilirsiniz. Eminim çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Ben çok sevdim. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şirincim. Efendim ablam. Çok güzel olmadı mı Zeynep ablanın yaptıkları? Hem de nasıl? Ben çok beğeniyorum onun yaptığı şeyleri. Çok güzel yapıyor. Kağıt, makas, baksana. Evet, namaz kılan çocuklar. Evet. O zaman oradaki çocuklar da namaz kılsınlar. Biz birlikte kılalım, cemaat olalım. Cemaat olalım. Bir de bugün bence cemaatle namaz kılmak için herkes teravihe gitsin. Amin. Amin, inşallah. Çocuklar, mutlaka bugün başlayın ve Ramazan ayı boyunca kendinize hedefler koyun. Ne kadar namaz kılabilirsiniz? Bir bakın bakalım. Yaşınıza göre kendiniz için bir plan hazırlayabilirsiniz. Hatta namaz çetelesi yapabilirsiniz. Çok iyi olur abla. Çetele ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Her şeyi de biliyormuş gibi yapıyor. Şirin çok tatlısın ya. Yani böyle liste. Tamam mı Şirin? Tamam. Mesela bak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, pazar. Neydi ya? Ne? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ne? Kafam karıştı.
Aa, abla hadi bir daha say bakalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Pazar. Yedi gün var ya haftada. Evet. Şimdi her gün için mesela diyorsun ki pazartesi günü 5 vakit namaz. Tamam. Sabah namazı. Hı-hı. Öğlen namazı. Tamam. Akşam namazı. Evet. Yatsı. Evet. Yatsı mı? Yok mu yatsı? Yatsı da var. Hayır ama yatsıdan önce, akşamdan önce ne var? İkindi. Tamam, seni şaşırtmaya çalışmıştım bir daha. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Böyle listeyi yapıyorsun, tamam mı? Mesela yapsın. Pazartesi günü. Sabah namazı... Okula gitmeden mesela o uyanıyorum ne güzel kılarım ben diyorsun. Hemen tamam kılarım. Sabah namazlarını tamam. Kılacağım. Öğlen namazlarını okulda kılarım Allah'ın izniyle. Tamam. İkindi daha küçüğüm mesela bazı çocuklar öyle diyebilirler. Hı-hı. İkindi namazını sonra oturtturacağım. Hı-hı. Akşam namazını aileyle kılarız. Tamam. Yatsıyı da biraz daha zamanım var diyebilir küçük olanlar. Yani evet. 7-8 yaşındakiler ben böyle yapabilir. Değil mi? Ya sen öyle yapabilirsin tamam. Mesela. Şimdi ne yapacaksın işte? Ne sabah yapacağız? Namazına kalktın mı? Kalktım. Kıldın mı? Aslan. Hemen oraya bir tane tik. Tik tak. Çiçek. Hemen yaparız. Ya kelebek. Öyle bir koyarız. Şey yapacaksın. Yani yaptım, aferin, başardım diyeceksin kendine. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sonra öğlen namazını okulda kıldın mı? Kıldım. Arkadaşları da götürdün mü? Götürdüm. Hep beraber kıldınız mı? Yaptık bu işi. Aferin size be. İşte bu. O zaman öğlen namazına da çiçek böcek bir şey. Yaparız. Yaparsınız. Yaparız tabii. E şimdi küçüksün mesela ikindiyi biraz bekletebilirsin. Normalde tamam. Öğle namazlar seçilmez de küçük olduğun için. Tamam. Alışma dönemindesin ya. Anladım. Akşam geldin eve. Geldim. Ya da ödevleri bitirdin. Hemen yaparım. Oyunları hallettin. Hallederiz o işi. İftar sofrasına yardım ettin. Yaparız. Benim Ramazan'ımı izledin. Hemen. Akşam geldi. Kılarım namazımı. Oraya da ne yapıyorsun? Böcek. Böcek. Olur tamam. Uy böceği falan olabilir. Tabii olur. Tabii olur. Sonra yatsı. Tamam. Onu da yaptın mı şahane olur tabii. Oo, beş i̇şte. Vakit kıldım işte. Sonra kendin böyle bakacaksın listeye. Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceğim? Diyeceksin ki ben var ya. Aslanım be kaplan. Harikasın sen Şirin. Yaparım bu işi. Sen yaparsın bu işi Şirin. Kral Şirin. Kral değil kraliçe. Kraliçeyim. Prensessin sen. En nasıl? En numaralı, en bir numaralı sultan sensin. Namaz kaptanıyım. Namaz sultanı. Namaz sultanı. Olur. Çok beğendim valla. İşte bu. İşte bu. Hadi bakalım çocuklar. O zaman sizden de bekliyoruz birer namaz çizelgesi. Evet birlikte yapalım. Yapabiliriz bu işi. Evet. Yaparsın. Aslan. Allah'ın izniyle. Kaplan. Hadi bakalım o zaman. Hayırlı iftarlar. Hoşça kal. Sahur vakti üşüyor. Bülbüller ötüşüyor. Mukabeleye gideceğiz deyince... Kalbim ayrı coşuyor. İftar için akşamı bekle. Misafire misafir ekle. Ne güzel geçer Ramazan. Mukabeleye gitmekle. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sundu. tulukitap.com